Bohr modelinde hidrojenin bir elektronu çekirdekten belirli bir r uzaklıktaki bir yörüngede bulunur. Yani Bohr modelinde elektron belirli bir yörüngede demek oluyor. Hidrojenin kuantum modelinde ise bu elektronun tam olarak nerede olduğunu bilemeyiz. Ancak elektronun yüksek olasılıkla bir orbitalde bulunduğunu söyleyebiliriz. Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere orbital deniyor. Hidrojen için çekirdeğin dışında üç boyutlu bir küre hayal edelim. Hidrojenin bir elektronu büyük olasılıkla bu kürenin içinde, bu bölgenin herhangi bir yerinde bulunur. Burada atom için iki farklı gösterimimiz var. Bohr atom modeli klasik mekaniktir. Bu modelde elektronlar çekirdeğin dışındaki belirli yörüngelerde hareket eder. Aynı güneş sisteminde olduğu gibi ancak kuantum mekaniği veya kuantum modeli elektronların tam olarak nerede olduğunu bilemeyeceğimizi söyler. Zaman içinde Bohr modeli geçerliliğini yitirmiştir. Kuantum modeli ise elektronların yeri ve hareketleri için en geçerli açıklamaları getirmiştir. Kuantum modelinde elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri 4 kuantum sayısıyla tanımlıyoruz. Burada yazılı olan ilk kuantum sayısıyla başlayalım. İlk kuantum sayımıza baş kuantum sayısı diyoruz. Ve bu kuantum sayısını n ile gösteriyoruz. n, birden başlayarak hep tam sayı değerini alır. 1, 2, 3, 4 gibi. Baş kuantum sayısı, elektronun hangi temel enerji seviyesinde olduğunu belirtir. Bize temel enerji seviyesinin değerini verir. Bunu bazen katman olarak da duyabilirsiniz. Bu durumda şöyle de söyleyebiliriz. Baş kuantum sayısı bize elektronun hangi katmanda olduğunu belirtir. N değeri arttıkça elektronun çekirdekten olan uzaklığı da artar. Dolayısıyla elektronun enerjisi de artar. Örneğin bu atomumuzun çekirdeği olsun. N değerinin 1 olduğu durum için konuşacak olursak, N eşittir 1 için elektronun çekirdekten olan ortalama uzaklığı bu kadar olsun diyelim. Bunu N eşittir 2 olan durumla karşılaştıralım n eşittir 2 olduğuna göre daha yüksek enerjili bir katmandan bahsediyoruz. Yani daha yüksek enerjili ve çekirdekten daha uzak bir katmandan söz ediyoruz. Baş kuantum sayısının anlamı da esasında budur. Baş kuantum sayısı elektronun çekirdekten olan ortalama uzaklığını belirtir. İkinci kuantum sayısına bakalım şimdi. Açısal momentum kuantum sayısı açısal momentum kuantum sayısını L ile gösteriyoruz. Bu kuantum sayısı orbitallerin şeklini belirtir. Orbitallerin şeklini. L'nin alabileceği değerler N'ye yani baş kuantum sayısına bağlı olarak belirlenir. L sıfırdan N eksi 1'e kadar tam sayı değerlerini alabilir. 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir ve bu değerler n eksi 1'e kadar devam eder. Örneğin birinci enerji seviyesinden söz edecek olursak n 1'e eşittir. Bu durumda açısal momentum kuantum sayısı l sadece 1 değer alabilir. n değeri 1 olduğundan n eksi 1 değeri 0'a eşit olur. Yani n eşittir 1'de l'nin alabileceği tek değer var bu değer 0. L değeri sıfıra eşit olduğunda sıfır değerine karşılık gelen orbital S orbitalidir. S orbitali. S orbitalinin küresel bir şekli var. Başlangıçta hidrojen atomunun kuantum modelinden söz ederken bu şekilden bahsetmiştik. Üç boyutlu hacmi olan bir küre düşünmelisiniz. Tekrar edecek olursam açısal momentum kuantum sayısı L sıfır olduğunda Buna karşılık gelen orbital s orbitalidir ve s orbitalinin şekli de küreseldir. Bu küre elektron bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeyi tanımlar. Şimdi de ikinci katmana bakalım. Yani n'nin 2 olduğu duruma. n değeri 2 olduğunda l'nin alabileceği değerler neler? Belirli bir n değerinde l'nin alabileceği değerler 0'dan n eksi 1'e kadardı. Bu durumda n eşittir 2 olduğunda l 2 değer alabilir. 0 ve 1. Yani l için 2 değerimiz var. 0 ve 1. l değeri 0 olabilir, 1 olabilir. Bu arada dikkat ederseniz l'nin alabileceği değerlerin toplam sayısı n değerine eşittir. n eşittir 1 olduğunda sadece 1 değer alabildi. Ve bu değer L eşittir 0 oldu. N eşittir 2 olduğunda 2 değer alabildi. Ve bu değerler L eşittir 0 ve L eşittir 1 oldu. L değeri 0'a eşit olduğunda orbitalin S orbitali olduğundan ve şeklinin de küresel olduğundan az önce bahsetmiştik. İkinci temel enerji seviyesinde ya da ikinci katmanda başka bir L değerimiz daha var. L eşittir 1 değeri. L değeri 1'e eşit olduğunda bu değere karşılık gelen orbital P orbitalidir. P orbitalinin şekli biraz garip. Şimdi buraya çizmeye çalışacağım. Bu şekli de üç boyutlu bir şekil olarak hayal edin. Burada üç boyutlu bir bölge var. Bence bu şekli bir dumbbell'a ya da papyona benzetebiliriz. Bu üç boyutlu şekil, P orbitalinde elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeyi tanımlar yani p orbitalinde elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgenin şekli de diyebiliriz. Açısal momentum kuantum sayısına alt katman da denebilir. Hatırlarsanız baş kuantum sayısına da katman diyebiliyorduk. Örneğin n eşittir 2 olduğunda bize bu katmanı belirtiyor. L'nin 0 ve 1 değerlerine ise alt katman denilebilir. Orbitalleri tekrar söyleyecek olursak, L değeri 0 olduğunda S orbitalini, 1 olduğunda P orbitalini belirtir. Diğer kuantum sayımıza geçelim şimdi. Biraz aşağı doğru inelim. Üçüncü kuantum sayımız manyetik kuantum sayısı. Manyetik kuantum sayısını ML ile gösteriyoruz. ML orbitallerin uzaysal yönelimini belirtir. ML'nin kaç farklı değer alabileceği L değerine bağlı olarak belirlenir ml belirli bir l değerinde eksi l'den artı l'ye kadar tam sayı değerlerini alabilir. Biraz karmaşık gelebilir ancak bir örnek yapalım ve ne demek istediğim daha açık olsun. L değerlerinin sıfıra eşit olduğu duruma bakacak olursak, L değeri sıfıra eşit olduğunda ml'nin alabileceği değerler neler? Bu durumda eksi l'nin alabileceği tek bir değer var ve bu değer sıfırdır. Hatırlayın, L'nin sıfır olduğu durumda S orbitalinden söz ediyorduk. Ve S orbitali de küreseldi. Bu durumda manyetik kuantum sayısının alabileceği değer de bir tane. Bu değer bize orbitalin çekirdeğin dışında tek bir yöneliminin olduğunu belirtir. Tek bir yönelim. Bu da mantıklı çünkü kürenin 3 boyutu düzlemde sadece bir yönelimi olabilir. X, Y ve Z eksenleri üzerinden düşünecek olursak, kürenin uzayda tek bir yönelimi vardır. Manyetik kuantum sayısının da altında yatan fikir aslında budur. L değerinin 1 olduğu durumda ml hangi değerleri alabilir? Hatırlayın, ml eksi l'den artı l'ye kadar tam sayı değerlerini alabiliyordu. Bu durumda eksi l değeri eksi 1'e eşit olmalı. ml'nin alabileceği değerler de eksi 1, 0 ve artı 1 olmalı. Yani elimizde 3 değer var. Tekrar söyleyecek olursak L 1'e eşit olduğunda ML 3 değer alabilir. Manyetik kuantum sayısı çekirdeğin dışındaki orbitalin ya da orbitallerin uzaydaki yönelimini veriyordu. Burada manyetik kuantum sayısının 3 değeri var ki bu da bize P orbitalinin uzayda 3 farklı yönelimi olduğunu belirtir. L 1'e eşit olduğunda orbital türü P'dir ve p orbitalinin uzayda 3 yönelimi bulunur. P orbitalinin şekli papyona benzer ve bu papyonun 3 yönelimi var. Buradaki grafiklerde eksenleri belirtecek olursak bu x ekseni, bu y ekseni, bu da z ekseni olsun. Papyon şeklindeki p orbitalimizi x ekseni üzerine yerleştirelim. Bunun 3 boyutlu bir hacmi var tabii ki. Bu bir p orbitali x ekseni üzerindeki p orbitali olduğu için buna px orbitali diyoruz. p orbitalinde iki yönelimimiz daha var. Bu grafikte de eksenlerimizi belirtelim. Bu x, bu y, bu da z olsun. Bu sefer de papyon şeklindeki p orbitalimizi y eksenine yerleştirelim. Bu da p orbitalinin ikinci yönelimi. Son olarak bu x, bu y, bu da z ekseni olsun. P orbitalinin üçüncü yönelimi de z ekseni üzerinde olacak. Buna da pz orbitali diyoruz. Bu da py orbitaliydi. Gördüğünüz gibi her bir eksen üzerinde bir tane olmak üzere toplamda 3 tane p orbitalimiz var. Şimdi de son kuantum sayımıza geçelim. Spin kuantum sayısı. Spin kuantum sayısını ms ile gösteriyoruz. Spin dendiğinde elektronun bir eksen tarafından dönmesinden bahsedilir. Elektronun bir topaç gibi döndüğünü düşünecek olursak kendi ekseni etrafında bu yönde dönebilir ya da bu yönde dönebilir. Az önce de söyledim. Esasında gerçekte bu şekilde değildir. Elektron bir topaç gibi kendi ekseni etrafında böyle dönmez. Ancak bu durum bize elektronun birbirine zıt iki dönme yönü olduğu ve dolayısıyla iki tane spin kuantum sayısı olduğu konusunda fikir verebilir. Bu dönme yönlerinin birinde spin kuantum sayısının değeri artı 1 bölü 2'dir. Buna genellikle spin yukarı diyoruz ve yukarı doğru bir okla gösteriyoruz. Spin kuantum sayısının alabileceği diğer değer ise eksi 1 bölü 2'dir. Buna da genelde spin aşağı diyoruz ve aşağıya doğru bir okla gösteriyoruz. Tekrar söyleyecek olursam elektronların gerçekte fiziksel olarak bu şekilde bir dönme hareketleri yok. Ancak elektron dizilişlerini açıklayabilmek için elektronların kendi ekseni etrafında da döndükleri varsayılmıştır. Kendi eksenleri etrafında dönmelerinin iki olasılığı vardır ve bu nedenle spin kuantum sayısının da 2 değeri vardır. Artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2. Bu videoda 4 kuantum sayısından söz ettik. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu kuantum sayılarını kuantum modelinde kullanıyoruz.